Sen basamak verdin. Sayın Başkanım, 2700 metrekarelik bir alan burası. Tamam. Tanımsız bir alandı. Bu alanı özellikle ters havuz bahçesiyle yeşil alan şeklinde dizayn ettik ve özellikle oturma gruplarıyla birlikte gezinti alanı ve çocuk bahçe parkıyla beraber çalışmamızı tamamladık. Aynı zamanda dere geçişinin de güvenliğini aldık ve buraya da geçtiğimiz günlerde çok acı bir şekilde patlamadan dolayı vefat eden bir aile, aslında Elif Köseoğlu Topkara ve Adem Topkara adına Sarıyer Belediyesi sizin verdiğiniz talimat üzerine meclisten de geçti. Ve buranın ismini o ailenin ismine verdik. Evet. Burada aslında sadece bu meydan alanı, üstünde bulduğumuz meydan alanı değil, onun paralelinde birazdan göreceğiz diğer meydan alanı ve buradaki caddeyle birlikte tamamladık imalatını. Ve burada belki yere değil, biraz da yukarı doğru bakmak lazım. Çünkü bütün elektrik kabloları, özellikle yol geçişlerinde de karşıda da ve diğer tarafta da hepsi yüzeydeydi. Bunların tamamını biz yer altına almış olduk ve kaldırımları da ona göre tekrar dizayn etmiş olduk. Bütün altyapıyı yer altına aldık. Geçiş kısmında tanımsız böyle yüksek alanlar vardı köprü üstünde. Onları kaldırdık, iskinin üstünü kapamasını yaptık ve o bölgeyi de genişlettik, rahatlatmış olduk. Çok ciddi bir altyapı evet. Çalışması. Ve özellikle meydandaki bu kabloların yer altına alınmasıyla orada kuşların vesairesinin o teldeki sıkıntılarını da çözmüş olduk. Ve o meydana da dokunuşlar ve oturma alanlarıyla aslında meydanı da dümdüz bir alan değil, orada vakit geçirecek alana çevirdik. Burada da güzel şık bir... Ay başkanım olmadı. Şeyi kapatalım da etrafı... Evet ama. Canım benim. Tamam. Güzel şık bir Beltur. Belediye şirketimiz Beltur'da. Çok güzel bir kafeterya açtı. Tamam. Bir resim çeker misin bizi? Başkanım. Hayırlı olsun. Başarılar dileriz. Sağ olun. Tamam. Ha bu şey betonla mı yaptınız? Evet, ha, paylaşımlı, sabit. Herkes gelecek burada, güzel. Rahat oturacak. Ve ama işte iyi üstü, bir kapama yapacaksınız. Kesinlikle. Tabii. Üstü zaten şeyleri hazır. Evet. Bekliyorduk nasıl bir şey çıkartayım. Nasılsınız? Evet, Ayaz Ağa'nda biz bu alanı Şükrü Başkanımızla gezmiştik ve Ayaz Ağa'nın bilinen meydanı ve yakın çevresinin bir düzene ihtiyacı vardı. Her şeyden önce burada sadece bir park ve bir yeşil alan, bir meydan tasarımı değil. Aynı zamanda burada çevresinde kaldırımların düzenlenmesi, işte buradaki dereyle beraber bütünleşik kullanılmasını sağlama, aynı zamanda burada elektrik hatları, kablolar, yani çok çok kötü bir görüntü vardı. Ciddi bir altyapı çalışmasıyla çok çağdaş bir görüntüye kavuştu burası. Park alanında da ters havuz biçiminde bir bitki uygulaması, çok çiçeklikle beraber çok keyifli bir görsele kavuşacağını düşünüyoruz. Son geldiğimizde Şükrü Başkan'la beraber ne yazık ki iki şehidimizin cenazesi vardı burada. Bu Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısıyla hayatını kaybeden iki can kardeşimiz orada cenazede define giderken dedik ki biz bu güzel alana bu iki kardeşimizin, iki şehidimizin ismini verelim. Burada hem ailelerden izin aldık. Evet, Şükrü Başkan o iletişimi sürdürdü. Aileler buna çok mutlu oldular. Aynı zamanda burada hem ailelerin iznini alarak hem de isimlerinin bir Ayaz Ağalı olarak iki kardeşimizin yaşatılması, hem de böyle güzel, naif bir alanda yaşatılması değerli oldu. Hayırlı olsun. Sanırım Ayaz Ağalılar mutludur değil mi çok, başkanım? Çok. Güzel. Çok sevindik. Hayırlı olsun. Güzel bir alan çıktı ortaya. Biraz dere boyu da devam edeceğiz. Burada ilerleyen zamanda başka niyetimiz de var. Kaliteli bir alan oluştu. Biraz yürüyüp dolaşalım. Evet. Yani İBB'yi izleyin. Evet. Sarıyer'de... Sarıyer'e geldi, terk etmiyor burayı diyorsun. Ay, yani. Şimdi siz oraya alayım o zaman. Sayın başkanım, lütfen. Başkanım. Sağ ol. Tamam, sayın başkanım alayım. Sağ ol. İstanbul yenileniyor, Sarıyer değişiyor. Her şey çok güzel oluyor. Elinize ağzınıza evet. Sağlık. Ve bizim hemen buradaki şeyleri, Kent Ormanı, Büyükdere, Fidanlı, Aşiyan, Manikiler, Sarıyer Meydan, Doğatepe Parkı, Cendere Sanat Müzesi ve daha birçok proje.
Şuraya mı geçeyim?